Asya'nın bu meşhur kervan yolundan başlıca İpek olmak üzere aynı zamanda Çin mamulatı porselen ve lak denilen bir boya maddesi de naklediliyordu. İpek Çin'den batıya iki yolla gidiyordu. Çin'deki Kansu bölgesinden başlayan İpek yolu küçük krallıkların bulunduğu İç Asya'ya geliyor. Burada kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Kuzey yolu Maveraünnehir'den Ceyhun'a ve İran içlerine, sonra da Bağdat üzerinden Suriye limanlarına ulaşıyordu. Burada mühim limanlar Hayfa, Sayda ve İskenderun limanlarıdır. Bu yol İran sahrasından geçtikten sonra Sasani İmparatorluğu'nun müsaadesine tabi idi. Güney yoluna gelince İç Asya'dan Tibet üzerinden Hindistan'a gelen bu yol Cambey limanında denize inmekteydi. İpek buradan gemilerle Kızıldeniz yolu ile Mısır ve Akdeniz'e çıkarılıyordu. O tarihte dünya ticaretinin belli başlı akışı bu yollar üzerinde idi. Bütün Batı dünyası, Bizans vesaire devletler İpek için bir açık pazardı. İran bu ticaretten müthiş para kazanıyor, onun için transit yolunu elden çıkarmak istemiyordu. İran, komşusu olan ülkelerdeki siyasi menfaatlerine göre bu geçit vergisini bazen azaltıp bazen arttırıyordu. Bilhassa Bizans bu durumdan çok şikayetçiydi. Göktürkler Orta Asya'da İpek ticareti yolunun mühim kısmına da hakim oldular. İpek ticareti yapan Sogutlular olup bunlar da Göktürk hakimiyetine girmişlerdi. İran şehinşahlarının direnmesi ve ticarete engel olması üzerine Sogut İpek ticareti geriledi. Zira Anuşirvan, Türk tabiyetinde olanlar İranlar sahasında ticaret yapamaz. Yapanların mal ve canlarının emniyette olmayacağı haberi yolluyordu. Bu durumdan Sogutlular son derece mustarip oldular. İstemi Yabgu önce tebaasının geçimini temin etmek, ikinci olarak devlete para getiren yolları açmak ve eskisi gibi İran yolları üzerinde serbestçe ticaret yapmak için harekete geçti. Vakıa bu sıralarda Bizans'ta ipek böceği yetiştiriliyordu. Bunun nasıl getirildiği hakkında bilgi sahibi değiliz. Sadece birkaç rivayetler var. Prokopios'a göre Budist hacıları Cambey yolu ile getirip imparatora takdim etmişlerdir. Diğer bir rivayete göre ise baston içinde getirilmiştir. Ancak Bizanslılar nasıl ipek işleyeceklerini, elde edeceklerini bilmiyorlardı. İstemi aradaki ticaretin kesilmesi üzerine İran şehinşahına heyet gönderdi. Biz iki komşuyuz ve müttefikiz. Sogut halkının ticaretine mani olmayınız. İran'dan geçip Bağdat yolu ile Suriye'ye nakledilmesine müsaade edin, dedi. İranlılar da bu ticaretten hisselerini alacaktı. Ta Suriye kıyılarına kadar bütün yol İranlıların elinde bulunuyordu. 566'da giden bu heyetin başında Maniyah vardı. Bu zatın menşei malum değildir. Bu şahsın Türk ve adının da Manak olduğu söylenir, ancak Sogutlu da olabilir. Çünkü İpek ticaretinin en iyi mütehassıslarındandı. Bu sebeple Maniyah İran'a gidince İpek ticaretinin münakaşasını yapabilecekti. Lakin İran hükümdarı bunu kabul etmedi. Zira o da kendi bakımından, yani yabancıların ticaret yapmalarını önlemekte haklı idi. Fakat bu işin Göktürkler tarafından mutlaka halledilmesi lazımdı. Anuşirvan bunu önlerse Göktürkleri itisadi bakımdan zayıf düşecekti. Anuşirvan'ın bu ticarete engel olmasına başka sebeplere bağlayanlar da var. Mesela Anuşirvan'ın yanında bir akıllı eftalit varmış. Onun telkini ile müsaade etmemiş. Ligeti'ye göre Anuşirvan'ın direnmesinin en mühim sebebi kendi topraklarında Göktürklerin dolaşmalarını istememesidir.
Zira ticaret için gelenlerin propagandaları ileride bir istilaya sebep olabilirdi. Neticede Maniyah eli boş döndü. İstemi Yabgu tekrar elçi gönderdi ve "Bu meselenin uzlaşma yolu ile hallini istiyorum. Biz iki dostuz. Ben bu işi başka yolla halletmesini de bilirim," dedi. Anuşirvan şaşırdı. Bir cevap vermedi. Evet dese olmayacak, hayır dese olmayacak. Neticede elçileri zehirletti ve istemiye netice alamadık. Zira elçilerimiz İran iklimine tahammül edemeyerek öldü, diye haber yolladı. Lakin sonra bunun bir cinayet olduğu anlaşıldı. Göktürkler bunun üzerine başka yerlerde teşebbüste bulunmaya karar verdiler. Bu sırada Bizans'ın böyle bir münasebete hazır olduğu belli idi. İstemi Yabgu tarihte ilk defa olarak Orta Asya'dan bir elçilik heyetini Bizans'a yolladı. Bu Bizans-Göktürk menfaatlerinin birleşmesi, Sasanilerin ortadan kaldırılacağı bir siyasetin başlangıcı idi. Nitekim ileride İran'ın Araplar tarafından kolaylıkla ortadan kaldırılmasında başlıca amil bu ittifakın neticesi olacaktır. Türk elçilik heyeti yine Maniyah'ın başkanlığında olup 567'de yola çıkmıştır. 568'de İstanbul'a vararak hediye olarak da bol miktarda ipek getirmişlerdir. Bunları ve demiri gelişlerinden şaşıran Bizanslılara hediye etmişlerdi. Göktürk elçilerinin Orta Asya'dan İstanbul'a gelmeleri Bizans'ta derhal bir alaka uyandırmış ve İmparator 2. Justinos derhal müzakerelere girişilmesini emretmişti. Bu arada Bizans tarihçisi Menandros'un ifadesine göre Maniyah imparatora bir mektup takdim etmiştir. İstemi'nin yazdığı bu mektup Menandros'un ifadesine göre İskitçe, yani Türkçe idi. Mektubun tercümesini de Maniyah yapmıştır. İstemi mektubunda Göktürklerin kuruluşunu ve muvaffakiyetini haber veriyor. Bizanslıların da tanıdığı Yuan Yuanların perişan edildiğini anlatıyordu. Yuan Yuanlıların bir kısmı kaçıp Bizans topraklarına gelmişlerdi. İstemi Yabgu devamla Eftalitleri nasıl perişan ettiklerini naklediyor ve İran'la sınırdaş olduklarını belirtiyordu. Göktürk devletinin dörde bölünüp doğusunda Muka'nın, batısında ise İstemi'nin bulunduğunu bu mektubunda bildirmişti. İşte bu mektupla ilk olarak Bizans Orta Asya'daki durumdan haberdar ediliyor. Türkçe yazıldığı bildirilen İstemi'nin bu mektubunun metni ne yazık ki elimizde değildir. Bizans'ta Türk mürahhaslarıyla hemen müzakerelere girişildi. Maniyah ipek ticaretinin ve kervan yollarının durumu hakkında bilgi verdi. Orta Asya'da vaziyet değişmiş, küçük şehir devletçikleri ortadan kalkmış, Göktürkler idaresinde tek devlet halindeki Orta Asya ile ipek ticareti çok daha kolaylaşmıştı. Bu izahat gayet cazip gelmişti. İmparatorun temayülünü hisseden Maniyah hemen bir anlaşma teklifinde bulundu. İpek ticaretini yürüteceklerdi ve buna engel olan Sasanilerin üzerine çullanacaklardı. Bizans imparatoru prensiplerde Göktürklerle anlaşmış, teferruat üzerinde konuşmak için de Orta Asya'ya ilk defa olarak bir elçi göndermeye karar vermişti. Bu karşılıklı münasebetler ve Göktürk devletinin baskısı Bizans'ta kendini gösterdi. Bizans'la Sasanilerin arası açıldı. Bizans, aradaki münasebetleri kesmek için bahaneler aramaya başladı. Sasani İmparatoru Anuşirvan'a ağır ithamlarda bulundu. "Siz bizim müttefikimiz olan Arabistan'daki Himyarlara tecavüz ediyorsunuz. Para vererek bir takım serserilere elçilerimizin yolunu kestiriyor, Bizans elçisini öldürmek istiyorsunuz," dedi. Bizans imparatorunun bu ağır ithamları
iki devletin arasını gerginleştirdi. Cevap olarak Bizans'ın Kafkaslardaki Ermenileri İran'a karşı isyana teşvik ettiklerini söylediler. Anuşirvan bununla kalmadı, Bizans'tan yıllık vergi istedi. Bütün bu hadiseler Bizans ile İran'ın arasını iyice açtı ve 571'de Bizans ile İran arasında savaş başladı. Bu harp doğrudan doğruya İstemi'nin siyasetinin bir neticesi olmuştur. Ancak bundan daha sonra Araplar da faydalanacaklardır. İran, Bizans arasında 590'a kadar devam eden bu savaş iki imparatorluğu da sarstı. Anuşirvan 579'da öldükten sonra yerine geçen ve İstemi'nin kızından doğumu olan 4. Hürmüz bu savaşı devam ettirdi. İki devletin bu savaşta sarsılması kendi bünyelerinde büyük değişikliklere vesile oldu. Bizans sarsıldı, Afrika'dan gelen Herakleios imparatorluğu ele aldı. İçten çökmüş ve çok sarsılmış olan Sasaniler de Müslümanların tazyikine dayanamayarak tarih sahnesinden silindi. İran Şehinşahlığının bu çöküşü İslamiyet'in İran sahasında süratle yayılıp tutunmasına sebep oldu. Bu dünya çapındaki olayda İstemi'nin büyük rolünü gözden kaçırmamak icap eder. Bu yıpratıcı savaş olmasaydı İran'daki devleti yıkmak belki imkansız olacaktı. İşte bu cihan tarihine yön veren unsur İstemi'nin büyük siyasetinin neticeleridir.